Kayseri'de Konut Yapı Kooperatifi'nin mağdurları Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Beyazıt Kent Konut Yapı Kooperatifi tarafından mağdur olduğuna dikkat çekilen vatandaşların avukat Seyit Halil Yüzgeç aracılığıyla mağduriyetlerinin anlatıldığı konuşma gerçekleştirildi. Kıymetli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Beyazıt Kent Konut Yapı Kooperatifi'nde gelişen hukuka aykırı durumları anlatmak üzere sizleri buraya davet etmiş bulunuyoruz. Burada bulunan insanlar kooperatif üyesiyken 2011 tarihinde genel kurulda alınan karar gereğince tapularını almışlar. Kat mülkiyeti tapularını da almışlar. Evlerle ilgili borçların olmadığı kendilerine bildirilmiştir. Bunun üzerine kooperatifle aralarında bir ibraname sözleşmesi düzenlenmiştir. Ve bu ibranameye istinaden de geçip evlerine oturmuşlar. Ancak aradan 7 yıldan daha uzun bir süre geçtikten sonra Beyazıt Kent Kooperatifi tarafından hiçbir şekilde genel kurula çağrı, bilgilendirme yapılmadan, tebligat yapılmadan yeniden üye kaydedilmişlerdir. Daha sonra yani kendilerinin olmadığı, üye olarak kayıtlı olmadıkları dönemlerde yapılan 6 tane genel kurulda da hiçbir çağrı, bilgi yapılmamış, kendileri dışında kararlar alınmış ve bu kararların sorumlulukları kendilerine yüklenmiştir. Burada sorun şu, yeniden yapılan genel kurulda 200 bin TL her üyeye yeniden borç çıkarılmıştır. Bu 200 bin liranın bugünkü değeri 310 bin lira civarındadır. Yapılan hesaplamalarda, mahkemelerde yapılan hesaplamalarda üyenin verdiği para normal, günlük, yasal faize aktarılırken üyeye verilen evlerin değeri güncellemesi yaklaşık 20 katı bulmuştur. O gün itibariyle bir hesap yapmak istiyorum. O gün itibariyle sadece demir üzerinden verilen 126 bin liranın karşılığı bugünkü 800 bin liraya tekabül etmektedir yaklaşık. Yani üye 126 bin lira ödemiş, 800 bin lira civarında bir parayı kooperatife teslim etmiş, dairesini almıştır. Ancak bugün dairenin değerini 300, 500, 700'lerde gösteren hesaplamalar üyenin verdiği 126 bini yaklaşık 200 bin lira olarak kabul etmektedir. Buraya kadar yaşananlar sadece Beyazıt Kent Kooperatifi'ni ilgilendirmekte. Ancak şunu açıkça belirtmek lazım. Onun dışında bugün itibariyle neyi belirtiyoruz, ne için basın toplantısını yapıyoruz? Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü genel kurul yapılmasını istediği halde kooperatifte genel kurul yapılmamaktadır. Ayrıca kooperatifin üye sayısı 304 iken, yani bundan yaklaşık bir yıl önce 304 iken, bugün itibariyle kooperatife eş, dost, akraba, kooperatifin vekaletli avukatları da dahil olmak üzere 167 tane yeni üye kaydedilmiştir. Ve burada üyenin iradesinin kooperatif genel kuruluna yansımasının önüne geçilmektedir. Şöyle düşünün, 50 milyon lira borcu olan bir kooperatife birdenbire üye sayısının yarısı kadar insan aynı anda ve akrabalar, 5, 6, 8 akraba, avukatlar girmiştir. Bu tartışılır bir husus değildir. İradenin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yapılan yargılamalar esnasında tam bir bilirkişi faciası yaşanmıştır. Bilirkişilerle ilgili iddialar ayyuka çıkmıştır. Birebir bilirkişilerle ilgili durumları tanık olarak gözleyen insanların beyanları mahkeme tutanaklarına yansımıştır. Bilirkişiler kurulan fason şirketle anlaşma yapmışlar, kendilerine daire almışlardır. Ayrıca kooperatifin arsasını eşlerinin adına almak suretiyle kooperatifin arsası da bilirkişinin eşinin adına kaydolmuştur ve buna ilişkin tapu kayıtları da mahkemelere, Cumhuriyet Savcılığına sunulmuştur. Bunun karşılığında ne mi olmuştur? Bunun karşılığında şu olmuştur. Ortada henüz dava yokken, henüz davalar çalışılma aşamasındayken bilirkişiler tarafından ilgili kooperatife danışmanlık hizmeti verilmiştir. Dava dilekçeleri hazırlanmış, bizim vermiş olduğumuz cevaplara verilecek cevaplar da bilirkişiler tarafından yine cevaplanmıştır. Yani mahkemede yargılamanın avukatlığını da bilirkişiler üstlenmiştir. Biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ana sözleşme gereğince 30 gün içerisinde yapılan ödemelerle ilgili de genel kurula, kooperatife bir yazı yazılmıştır. Denilmiştir ki üye ana sözleşme kapsamında her giren üye daha önce giren üyelerin verdiği kadar para yatırır demiştir.
167 üye ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ilgili kooperatifi çağırmış. Verilmiş olan paraları, makbuzları bize verin demiştir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu yazılarına ilgili kooperatif cevap vermemiş. Verilen ikinci süreye rağmen bu belgeleri, bilgileri sunamamış. Ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ilgili kooperatif hakkında da suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık tahkikatları bu şekliyle devam etmektedir. Ancak bilirkişiler tarafından verilen mahkeme kararlarına istinaden bu kararların henüz daha Yargıtay safahatı bitmeden kesinleşmeye gerekmeyeceğine dair bir hukuki engel nedeniyle birçok üyenin evi, barkı, neyi var neyi yoksa bir kısmı insanların emekli maaşlarına kadar haciz konulmaya çalışılmıştır. Bir kısım insanların ev eşyaları haciz edilmiştir. Kredi kartları dahi bloke edilmiştir. Birçok insan çığ gibi büyüyen bir mağduriyet altındadır. Böyle bir sıkıntı yaşamaktayız. Hukuk hiçbir zaman adaletsizliklerin aracı olmamalıdır. İnsanların helal rızıklarıyla ödemiş oldukları ve aldıkları evlerin ellerden alınması hukuku rayından çıkarır. Birilerinin bununla ilgilenmesini istiyoruz. İlgili kooperatife resmi bir devlet kayyumu atanmasını istiyoruz. Buradan herhangi birini istemiyoruz. Bizlerden herhangi birini istemiyoruz. Bir devlet kayyumu atansın, hukuka uygun olarak bize desinler ki canınızı verin, canımızı verin. Ama hukuka aykırı olarak bir kuruşumuzu vermeyeceğiz. Bu sebeple sizleri buraya kadar yorduk. Hepinize teşekkürlerimizi arz ediyoruz.